aferin Mecdi. Tamam mı? Mecdi abi, Allah. Selamun aleyküm çok aziz ve muhterem İzmitli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla böyle güzel bir günde bir araya gelmek nasip oldu. Sözlerime başlarken bize bu güzel fırsatı veren Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Ve yine sözlerime başlarken aziz İzmitli kardeşlerim, bugün huzurlarınıza geldiğimiz şu anda gösterdiğiniz şu mahşeri, şu insan seli halindeki şu iman şahlanışınızdan dolayı, büyük alaka ve teveccühünüzden dolayı siz İzmitli kardeş, bütün arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ama işte Cenab-ı Hakk'ın şu lütfunu yaşıyoruz ki İzmitli kardeşlerimizle bir aradayız ve aramıza hiçbir parmak girmiyor, kalp kalbe, gönül gönüle bir aradayız. Cenab-ı Hak şu buluşmamızı hayırlı etsin, feyizli etsin inşallah.
Muhterem İzmitli kardeşlerim huzurlarınıza Milli Selamet Partimiz Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekilimiz, eski Çalışma Bakanımız Muhterem Fehmi Cumalıoğlu Bey kardeşimizle beraber geldik. Kendisini sizlere takdim ediyorum. Yine huzurlarınıza Milli Selamet Partimiz Genel Sekreteri, eski İçişleri ve Sanayi Bakanımız Ankara Milletvekilimiz Muhterem Oğuzhan Bey ile beraber geldik. Huzurlarınızda Milli Selamet Partimiz İstanbul İl Başkanı Muhterem Mehmet Okul Beyefendi bulunuyor. Huzurlarınızda Milli Selamet Partimiz komşu il Sakarya İl Başkanımız Bahtiyar Beyefendi birlikte bulunmaktadır. Ve yine huzurlarınızda Milli Selamet Partimiz teşkilatına mensup diğer kardeşlerimiz bulunuyor. Hepinizi bir kere daha bu kardeşlerim adına muhabbetle kucaklıyorum. Selamlarımızı, teşekkürlerimizi arz ediyorum. Muhterem İzmitli kardeşlerim, huzurlarınıza koştum geldim. Bu milletin asil temiz evlatları olarak halinizi hatırınızı sormak için, sizinle dertleşmek için hepinizi daha önce hangi iyi niyetlisin, benim tenkidim senin gibi muhterem mübarek insanların oyunu aldıktan sonra o partilerin, yöneticilerin gittiği yolu, zihniyeti tenkit ediyorum. Şahısların da değil. Çünkü o partilerin yöneticileri de bu milletin evladıdır. Bizim kardeşlerimizdir. Ancak eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğiz ki hep beraber doğruyu bulalım. Hepimiz kuluz. Kulun kusursuz kul olmaz. Yalnız peygamberler müstesnadır. Bir insan hata yapabilir, yanlış yola gidebilir, doğru yolu görünce oraya dönmek fazilettir. Bugüne kadar yanlış yolda olan doğru yola döner, yarın hepimizden daha muhterem olabilir. Onun için şimdi ben huzurlarınıza geldim konuşurken maksadım şu bu partiyi kötülemek, şu bu şahsı çekiştirmek değil, şu aziz milletin evlatları olarak hep beraber doğru yola dönelim. Çünkü Cenab-ı Allah her millete layık olduğu idareyi verir. Çünkü Cenab-ı Allah bir millet kendisini doğru yola çevirmezse o milletin üzerinden ızdırapları, sıkıntıları, felaketleri uzaklaştırmaz. Doğru yola dönersek Allah yardımcımız olur, rahmet eder ve bu dertlerden ancak öylece kurtulabiliriz. İşte beraberce doğruyu bulmak için, doğru bildiğimizi konuşmak için, İzmitli kardeşlerimize kardeşlik vazifemizi yapmak için şimdi bir aradayız. Önce sözlerime girerken, şu günlerde hepinizi merak ettiği Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda birkaç cümle söylemek istiyorum. 638 tane parlamenter var. Bu 638 tane parlamenter şimdi anayasa gereği yeni bir cumhurbaşkanı seçecektir. Görüyorsunuz bir hafta oldu, henüz daha seçim hususunda ümit verici bir adım atılamadı. Çünkü haber veriyorum İzmitli kardeşlerim olarak size ki aslında bu seçimde parlamento içerisinde iki tane inanış, iki tane zihniyet çarpışıyor. Parti çizgilerine bakmayın, bunlar sünni çizginin. Mühim olan zihniyet ve inanış meselesidir. Bir kısım parlamenterler bizim Batı kulüp dediğimiz körü körüne Avrupa'ya bağlı zihniyetin seçilmesine temayül ederken bugünkü parlamentonun inanıyoruz ki en aşağı 500 tane parlamenteri milli görüş zihniyetli bir cumhurbaşkanının seçilmesini istiyor. İnşallah bu millet önümüzdeki günlerde böyle bir büyük müjdeyle karşılaşacaktır. Aziz kardeşlerim, bu çarpışan iki tane zihniyeti 50 milyon insan artık yakinen tanıyoruz. Körü körüne batıya bağlı, içeride sömürücü ve dolayısıyla bu sömürüyü yürütmek için tahakkümcü olan zihniyet ki bu batı kulüptür. Öbür taraftan şu millet kendi gücüyle kalkınsın, güçlü olsun, ondan bundan para dilenmesin. Bin yıllık iman yoluna sarılsın, yeniden tarihteki şerefli yerini alsın, insan haklarına saygılı, 50 milyon memleket evladı geçim sıkıntısı içinde inleyen değil,
müreffeh, insanca yaşayabilen bir Türkiye'nin olmasını isteyen zihniyet, işte bugün parlamentoda çarpışan budur. Türkiye daha çok dışa mı bağımlı olacak, müstemleke mi olacak, dış güçlerin oyuncağı mı olacağız, şu anarşiden, şu kıtlıktan, şu yokluktan daha mı çok inleyeceğiz, yoksa bu kadar ızdıraptan sonra bir çizgi çekip artık kendi gücüne inanan, şahsiyetli dış politika yürüten, insan haklarına saygılı olan, tarihteki şerefli yerini almaya azmetmiş yeni bir Türkiye'nin kapısı mı açılacak? İşte bu Cumhurbaşkanlığı seçimi bu iki yolun ayrımını ifade ediyor. Bugün Allah'a şükürler olsun parlamentonun büyük çoğunluğu artık milli çözüm istiyor. Körü körüne batıya bağlı zihniyetler iflas etmiştir. İnşallah kısa bir zamanda aziz milletimiz yeni bir cumhurbaşkanı seçimiyle bu müjdeye kavuşacaktır. Temennimiz budur, gayretimiz budur. Yeni bir cumhurbaşkanı seçilmekle kalınmayacak inşallah. Bu cumhurbaşkanının da gayreti ve katkılarıyla çektiğimiz bu ızdıraplardan kurtulacağız. Kapı kapı boş direnmekten, şu çalışkan milletin evlatlarını pahalılıktan, yokluktan, anarşiden, geçim sıkıntısından inletmek yerine ülkemiz adım adım yeni bir idareye kavuşacak inşallah ve bu kadar ızdıraptan sonra tarihteki şerefli yerimizi almaya döneceğiz. İşte bugün konuşmamın başında aziz İzmitli kardeşlerime önümüzdeki günler için bu temennimizi, bu müjdeyi, bu arzuyu size duyurarak söze başlamak istedim. Muhterem İzmitli kardeşlerim, sizlerle dertleşirken şu geçtiğimiz takriben 2,5 senelik devreye kısaca bir göz atmakta yarar vardır. Temiz evlatlar bunu bir görelim dediler. Arkadan Ecevit hükümet oldu, 22 ay iş başında kaldı. İş başına gelirken ben anarşi kaldıracağım, bolluk getireceğim, ferahlık getireceğim diyordu. Halbuki bu 22 ay esnasında memleket bir uçtan bir uca örfi idare altına kondu ve 22 ayda 10 bin memleket evladı kurşunlandı. Bunun 2500 tane hayatını kaybetmiştir. 7500 memleket evladı sakat kalmış, hayatını kaybetmemiş fakat anarşiden kurşunlanmıştır. Ucuzluk, bolluk getireceğiz dedi. Memleket bir uçtan bir uca mazot kuyruklarıyla, yağ kuyruklarıyla doldu. Korkunç bir pahalılık içerisinde bu milletin evlatları 22 ay çok sıkıntı çektiler. 14 Ekim seçimlerine işte böyle gelindi. Milletimiz bu yanlış zihniyeti istemiyorum dedi ve Halk Partisi 2 senelik bir devre esnasında Halk Partisi yönetim zihniyeti %43'ten %28'e oyları düştü, oylarının yarısını kaybetti. Bu büyük bir hadisedir. Milletimizin yanlış zihniyetlere karşı duyarlılığını gösteren, hassasiyetini gösteren sevinilecek bir milli meziyettir. 14 Ekim seçimlerinde milletin bir kısmı Adalet Partisi zihniyetine temayül etmiş idi. O gün üzerimize bir tarihi vazife düşüyordu. Esasen geçtiğimiz 22 ay esnasında milletimize biz hep şunu söyledik. Ey millet, bakınız bu Halk Partisi yönetim zihniyeti yanlış bir zihniyettir. Görüyorsunuz anarşi artıyor, pahalılık artıyor. Ancak bu zihniyeti Adalet Partisi tenkit ederken dikkatli olun ha. Çünkü Adalet Partisi ile Halk Partisi'nin zihniyetinin temelde bir farkı yoktur. Buna aldanırsanız o iş başına gelirse aynı anarşiden, aynı yokluktan, aynı kıtlıktan inim inim inlersiniz. Etmeyin, eylemeyin. Bu yanlış zihniyetleri futbol takımı tutarmış gibi tutmayın. Hakka dönün dedik. Ancak 50 milyon insana bugünkü TRT, bu dış güçlerin reklamıyla beslenen gazeteler ortadayken ses işittirmek kolay olmuyor. %60'ı bu milletin köylerimizde oturuyor. Bundan dolayıdır ki milletimizin bir kısmı 50 senelik alışkanlığa uyarak birinden korkunca
öbürüne kaçıyor. Öbüründen canı yanınca öbürüne kaçıyor. 50 senelik oyun bir kere daha oynandı ve milletimiz bir kere daha bir kısmıyla Adalet Partisi'ne temayüz etti. Oğlum, İşte o zaman ey millet, bakınız biz size bunu sözle söylüyoruz. Fakat söz kulaklara girmiyor. Madem ki bu tarafa temayül ettiniz, bu zihniyetlerin aynı olduğunu, işte bu zihniyeti iktidara getirerek size bir kere daha göstereceğiz. Bakın görün dedik. 4 ay önce aziz milletimize seslenmemiz bu oldu. Adalet Partisi hükümeti böyle kuruldu ve şimdi 4,5 aydan beri milletin projektörünün perdavusunun altında muayene istasyonunda bir kere daha muayene oldu. Adalet Partisi işe başlarken ne dedi? İşe başlarken ben her şeyi 5 ağızla düzelteceğim diye işe başladım. 100 gün içerisinde anarşi kalmayacak, kurtarılmış bölge rezaleti kalmayacak. Bundan başka ucuzluk getireceğiz, bolluk getireceğiz. Size sıcak bir kış vaat ediyorum. Dolu tencere, dolu file vaat ediyorum. Biz her şeyi kısa zamanda düzeltiriz, biz Halk Partisi'ne benzemeyiz diyordu. Ne oldu şimdi? Geldi, işte o söylediği 100 gün geçti. Şimdi 5 ayda doluyor, 15 gün sonra zaman su gibi akıp geçiyor. Aziz milletimizin her şeyin muhasebesini yapacağı günlere geldi. Muhasebede ne görüyoruz? Hani aziz kardeşlerim anarşi duracaktı, ne oldu? Bakınız, Sayın Ecevit zamanında 22 ayda 10 bin kişi kurşunlanmıştı. 2500 ölmüş, 7500 yaralanmıştı. Şimdi Demirel zamanında 4 ayda 8 bin kişi kurşunlandı. 860 kişi hayatını kaybetti. 7 binden fazla memleket evladı kurşunlandı, sakat kaldı. Patlayan bombaların adedi 9 bine yakındır. 9 bin bomba patlıyor şu aziz vatanda. Allah muhafaza etsin, bu millet harp içinde olsa bir günde 100 tane mermi patlamaz. Harbin içinde miyiz Allah aşkına? Bankalar, karakollar, evler, her türlü fabrikalara varıncaya kadar adım adım bir günde şu memlekette 80 tane 100 tane bomba patlıyor. Muharebede bile 30 tane bomba patlar. Aman ikbal yapalım, asker biraz dinlensin der, bir aralık verirler. Halbuki şu memlekette görüyorsunuz, millet dükkanını açamıyor. Koskocaman İstanbul, akşam ezandan sonra kimse sokağa çıkamıyor. Bu nasıl vatandır? Bu nasıl huzurdur? Örf-i idareyi 4 ayda kaldır diye şart koşmuştuk hükümete gelirken, örf-i idareyi 20'ye çıkarttı, 20 ile çıkarttı. Daha önce Kars'a, Artvin'e gidilemiyordu, şimdi Ağrı'ya, Van'a, Urfa'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a da gidilemiyor. İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın birçok mahallelerine de gidilemiyor. Görüyorsunuz ki aziz kardeşlerim, 4 ayda kurşunlanan polis ve asker 40'ı geçmiştir. İşte aziz vatanımız bu zihniyetlerin elinde kan çanağına dönmüştür ve anarşi tırmanarak artıyor. Şu millet bu bela nasıl olacak da başımızdan gidecek diye tedirgindir, üzüntü içindedir. Anaların gözyaşı seller haline almıştır. Öbür taraftan kendisi iş başına gelirken tembih ettik. Sakın ha şu IMF denen Yahudi teşkilatına teslim olma. Sakın ha paranın değerini düşürme. Şu milletin fakir fukarasını ezik ezik ezme. Söylediklerimizin tam tersini yaptı. İş başına gelir gelmez ucuzluk yapacağız dediği halde önce 1 doları 47 liradan 70 liraya %50 şekilde düşürdü. Daha önce Ecevit paranın değerini düşürdüğü zaman bu soygunculuktur. Sen vatandaşın cebindeki paranın yarısını çalıyorsun diyordu Sayın Ecevit. Şimdi kendisi 47 lirayı 70 liraya düşünce bu yaptığına ne demeli acaba? Bunun da yaptığı eşkıyalık, eşkıyalık aziz kardeşlerim. Şu milletin evlatları, köylüsü, işçisi, memuru çalışmış, 3 kuruş parayı yastığın altına koymuş. Sen kimsin? Ne hakla bu millet
milletin yastığının altındaki paranın yarısını çalıyorsun. Buna kimsenin hakkı yoktur. Para kazanılmış, helal kazanılmış para hak ölçüsüdür. Bu hakka hükümetler tecavüz edemez. Bir milletin evlatlarının kazandığı hakkı dolaylı yollardan elinden alarak zulüm yapamaz. Onun için bunların yaptıkları zulümdür. Zulüm, haksızlıktır. Cenab-ı Allah zalimleri hiç sevmez. Zalimlere yaptığı muamele mazlumların önünde onları zelil etmektir. Bunlar da bizim kardeşimizdir. Sesleniyoruz ki intibaha gelsinler. Şu aziz milletin evlatlarını ezik ezik ezmesinler. İş başına gelir gelmez yaptıkları ikinci iş faizleri arttırmak oldu. Şimdi şu memlekette faiz %50. Kim ödüyor bu faizi? İzmit'in köylüsü, işçisi, memuru, fakir fukara ödüyor. Bu faizci zihniyetler fakir fukarayı eziyor. Şurada şimdi gidip ekmek aldığın zaman 6 lira verirsen 400 gram ekmeğe içindeki 2 lirası faizdir. Fırıncı senin paranı un fabrikasına veriyor. Un fabrikası borç para almış bankaya veriyor. Banka Merkez Bankası'na veriyor. Bu AP, bu CHP zihniyetli hükümetler dışarıdaki Yahudi bankalarından 26 milyar dolar borç almışlar. Senin ekmek paranından bu borçların faizi ödeniyor. Bu sene ödenecek olan faiz ve ana para 2 milyar dolar. 2 milyar dolar faiz ödeniyor. Aziz kim ödüyor bunu? İzmit'in köylüsü, işçisi. Senin ödediğin bu faizlerle de o dışarıdaki Yahudi bankaları İsrail'e kurşun alıyor, tank alıyor. İşte bu millet artık 50 sene sonra bu oyunları bozmak için çağlanıyor. Sizi bu meydana koşturan kalbimizdeki iman bir büyük müjdedir. Bu devirleri kapatmak, şu milleti faizden kurtarmak, bu millete refah getirmek için bu meydanlarda oluyor. Allah'a şükürler olsun. Çünkü gerçekler artık apaçık ortadadır. Her şeye %100 ile %1000 arasında zam getirdiler. Görüyorsunuz, bakınız. 10 liralık mazot 20 liraya çıktı. Ecevit 5 lira benzin fiyatını 10 liraya çıkarttığın zaman Demirel bu benzin 5 liraya satılmalıdır. Devlet soygun yapıyor diyor. E şimdi kendisi benzini çıkarttı tam 36-37 liraya. Benzin, mazot 20 lira. E öbür taraftan 60 kuruşluk gübreyi çıkarttı 6 liraya. 120 kuruşluk gübreyi çıkarttı 12 liraya. Kaput bezi çıktı 40 liraya. Şeker çıktı 40 liraya. Burnunun altında ızdırap çektiğinizi biliyorum. Bir tane yeşil zeytin 120 kuruş. Bir tek zeytin kilosu değil. Bir tane zeytin 120 kuruşa çık. E şu milletin evlatlarının büyük kısmının eline ayda 5000 lira ya geçiyor ya geçmiyor. 4 çocuklu bir aile nasıl geçinecek aziz kardeşlerim? Bakınız, şu milletin çektiği ızdırabı size iki vakayla duyurmak istiyorum. Geçenlerde bir emekler günü yaptık. Emekliler inim inim iniyor. Bir muhterem emekli subay toplantıya geldi. Hocam bakın dedi. Şu dolmuşta giderken beni vursunlar daha iyi. Çünkü ben 40 sene bu muhteşem orduya hizmet etmiş bir insanım. Şimdi ise bu pahalılık karşısında bakkala borcumu ödeyemiyorum. Bakkala borcunu ödemeyecek şerefsiz bir insan haline düşmektense alnından kurşunla vurulmayı tercih edecek kadar haysiyet sahibi bir adamım. Şu şartları başımıza getireceklerine bizi vursunlar daha iyidir diye samimi olarak dert yan. Bir memur kardeşimiz bak diyor, ben yaşlıyım. Canım et istediği zaman kendimi fasulyeyle patatesle oyalıyorum. Ama küçücük yavrum babacığım bize de bir et getirsen dediği zaman yüreğim dağlanıyor. Çünkü 300 lira verip et alamıyorum diyor. Yavrularım istediği zaman yüreğim sızlıyor diyor. Aziz kardeşlerim, şu çalışkan milletin nesi eksik Allah aşkına? Bizim madenlerimiz mi eksik? Ormanlarımız mı eksik? Şu milletten daha çalışkan millet nerede var? Neden biz anarşi içinde inliyoruz?
Neden biz kıtlıktan, yokluktan, pahalılıktan inliyoruz? Bak Demirel, hükümet gider dert biter diyordu. Hani hükümet gitti, dert bitmedi, dert arttı, arttı. İşte fiyatlar, işte fiyatlar, şu pazarı bir dolaş da bak bakayım. Geçen sene Ecevit'e marulu 25 liraya çıkarttı diyordu. E şimdi kendisi ıspana 50 liraya çıkarttı. 50 liraya çıkarttı. Hükümet gitmiştir ama dert bitmemiştir. İşte bu kadar ızdıraptan, bu kadar gerçekten sonra bu meselelerin artık kökünden halledilmesi lazım. Şu işe artık bir karar vermemiz lazım. Nereye gidiyoruz? Bu dertlerden nasıl kurtulacağız? Bak İzmitli kardeşlerin en büyük mesele anarşi. İşte huzurlarınızda bir kere daha ifade ediyorum. Görüyorsunuz ki bu anarşi mekteplerden çıkıyor. Bu anarşiyi önlemek için bu mektepleri yeniden kurmaya mecburuz. Ecevit gitti, Demirel geldi, anarşi artıyor. Ecevit gitti, Demirel geldi, pahalılık artıyor. E demek ki hükümetlerin değişmesiyle dert bitmiyor. Neden? Bakın sözüm kulağınızda çınlasın. Bir hastanın kardeşim elbisesini değiştirerek hasta tedavi olmaz. Kandaki mikrobu çıkartacaksın. Mikrobu. Mikrobu. Yoksa iki senede bir defa. Ecevit gitmiş. İki senede bir defa Ecevit gitmiş, Demirel gelmiş. İki senede bir kere değil. Günde iki kere bunlar yerlerini değiştirseler bu dertler hallolmaz. Ve illa kandaki mikrobu temizleyeceksin arkadaş. Bak huzurlarınızda bir kere daha ifade ediyorum. 10 milyon evladımız şu mekteplerde okuyor. Bu mektepler bu çocukları inkarcı yetiştiriyor. Bu mektepler bu çocukları materyalist yetiştiriyor. Bu mektepler bu çocukları batı taklitçisi yetiştiriyor. Bu mektepler bu çocukları bozuyor, anarşist yapıyor. Bu marifin kökünden değişmesi lazım. Ne zaman ki bu mektepler çocuklarımıza önce Allah diye tedrisata başlar. Ne zaman ki çocuklarımıza bu mektepler Kur'an'ını, dinini öğretir. Dünya nedir, ahiret nedir, helal nedir, haram nedir? Çocuklarımıza bunları öğretmeden bu anarşi durmaz. Bakınız biz bunları söylediğimiz zaman adam nefsinin esiri. Bizim karşımıza çıkıyor, hocam ya baksana kan gövdeyi götürüyor, sen mektepler düzelmelidir diyorsun. E senin dediğin gibi mektebi değiştireceğiz, çocukları büyüteceğiz, e senin söylediğin 10 sene sonra işe yarar, bugüne çare getir, bugüne çare getir diyorlar bize. Ezan okunuyor galiba, ezanı dinleyelim, kimse de almasın, sözlerimizi toplayacağız, sonra arkadan toplantımız tamamlanacak inşallah. Kerem Hizmeti kardeşlerim, demin size şunu arz ediyordum. Bu mektepleri yeniden kurmaktan başka anarşinin ilacı yoktur. Bakınız bunları biz böyle söylediğimiz zaman karşımıza geçiyorlar. Hocam senin dediğin gibi mektebi değiştireceğiz de, çocuklar senin istediğin gibi yetişecek de, anarşi ortadan kalkacak. Sen bugün için ilaç söyle bize, bugün için söyle diyorlar. 50 seneden beri her şeyi yıkmış, mahvetmiş, şu mektepleri kurmuş. Şimdi de hemen bugün için ilaç istiyor. Senin ilaç istemeye ne hakkın var? Bir. 7 seneden beri ilk söylediğimiz gün başlasaydın evlatlarımızın hepsi helal nedir, haram nedir, ana nedir, baba nedir? Doğru yolu öğrenmiş evlatlarımız olur. Şu vatan güllük gülistanlık bir vatan olurdu. İki. Üçüncüsü 7 seneyi bırak. Şimdi sen besmeleyi çek. Bütün mekteplerde seferber ol, bir sene evlatlarımıza dinini, diyanetini öğretmeye gayret göster. Bak gelecek sene bu memleketi değişmiş bulacaksın. Bunların yaptığı iş laftır, laf. Her akşam televizyonlarda görüyorsunuz.
filanca falanca vurulmuş, öldürülmüş. Bunların söylediği ah ah, vah vah demekten başka bir şey değil. Sadece ailelerine telgraf çekmek. E bunlar ne hal olur? Kandaki mikrobu çıkart arkadaş, kandaki mikrobu. Böyle telgrafla, ah ah ile, vah vah ile anarşi önlenmez. Bak bunlara 12 maddelik plan takdim ettik. Arkadaş önce bir defa Adalet Partisi'ne il başkanı olacak gibi vali koymayacaksın. Hakikaten dirayetli vali koyacaksın, taraf tutmayacak, bir. Mektebe ona göre müdür koyacaksın, iki. Bunlara ilaveten 100 bin kişilik din görevlimiz var. İmamımız, müezzinimiz, müftümüz. E bu kardeşlerimize fırsat vereceksin. Köy köy şu millete dinini öğretecek. Dinini öğrenmiş insan kardeşini vurmaz. Ama sen bunları bir kenara itersen, ortalıkta bu inkarcılığı, bu taklitçiliği yürüteceğim dersen, anarşi artar azalmaz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu milletin evlatları aslında birbirlerinizi öldürmezler. Sadece gördüğünüz gibi dış kapılarda para dilenmekten başka bir iş yapmayan bu hükümetler yüzünden millet ümitsizliğe düşüyor, sıkıntıya düşüyor. Felaketlerin kökünde bu hükümetlerin bir büyük heyecanı, bir büyük imanı ve davası olmadığı yatıyor. Şu günkü bakanların odasına gidin bakın. Bunlar sadece iki işle meşgul. Başbakan elinde telefon, dışarıdaki borç alma heyetlerinden, ha nasıl? Alman başbakanı kulağını mı oynattı, kaşını mı kaldırdı? Borç verecek mi? Sesi sağlam mı? İşi gücü bu. E bakanların odasına git, yüzlerce delege dolmuş, şu memuru şuradan şuraya, bu memuru buradan buraya naklettir. Delegelerin arzusuna uygun tayin, başka bir iş yapmıyor şu hükümet. Milletin derdiyle meşgul olmuyor. Şu marifi düzeltin dedik. Bak 4 aydan beri bu marifi maneviyatçı marif yapın dedik. Yapa yapa 4 aydan beri ne yaptı? Şubat ayının adı gücük olacakmış bundan sonra. Haziran ayının adı da bilmem kızaran olacakmış. Bunların marifi milli yap dediğin zaman kafaları bu kadar işliyor. Bunların kafası bu kadar işlediği için oradaki makinalı tüveklerde çatır çatır işleyip duruyor. İşte mesele burada. Burada aziz kardeşlerim. Onun için kandaki mikrop değişmeden bu düzelmez. Bakınız bu iktisadi yokluklar, kıtlıklar. Sayın Demirel çıktı orada meclisin önünde. Var mı kardeşim başka çaresidir? Var ya, var. 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 Ama bizim söylediğimiz çareyi yürütmek için hükümet ister. Hükümet elinde telefon, Alman başbakanı kulağını mı oynattı, kaşını oynattı diye meşgul olan idareler bizim dediğimiz yapamaz. Sen şu anda şu köylünün derdiyle meşgul olsan 1 milyar dolar buğdaydan döviz alırsın. Sen şu anda şu hayvan besicisinin besisiyle meşgul olsan 1 milyar dolar hayvan besiciliğinden bu sene 6 ay sonra bu kadar büyük paralar alırsın. Cenab-ı Allah her türlü nimetleri vermiş ama bunlar çalışmak istiyor. Bizim kadar ormanı olan yok, bizim kadar madeni olan yok, bu millet kadar çalışkan millet yok. Böyleyken avuç açıp kapı kapı dilenmekten başka bir şey yapmıyorlar. Görüyorsunuz aziz kardeşlerim, şu şerefli milletin evlatları olarak hepinizin bu manzaradan üzüldüğünüzü biliyorum. Bakınız geldiler, IMF'nin şartlarına uydular. Halbuki bu şartların arkasından pahalılıktan, yokluktan başka şey getirmedi. Her şeyin fiyatı Almanya'daki fiyattan daha pahalı. Et daha pahalı, ekmek daha pahalı, kumaş daha pahalı, her şey Almanya'dan pahalı. Ve fakat bu memleketin en çok maaş, ücret alan insanı Almanya'daki bir çırak kadar ücret alamıyor. Çünkü Almanya'da 12 yaşında bir çırak işe başladığı zaman 500 mark alıyor. E bunlar paranın kıymetini düşürdü. 1 mark 40 liraya düştü. 500 mark 20 bin liraydı. Kim ayda eline net 20 bin lira alıyor? Her şeyi Almanya'dan pahalı yaptı. Benzini, mazotu, gübreyi. Ama buna mukabil bu milletin gelirlerini de düşürdükçe düşürdü. Şimdi 50 milyon insan inim inim inliyor. Bakınız köylümüzün haline bak.
Mazot çıkmış 20 liraya. Gübre çıkmış 12 liraya. Bir kilo buğday almak için 7,5 lira köylünün kendisi harcayacak. Nereden bulacak bu parayı? Zirai krediler arttırdım diyor. Mazot kredisini sen %40 arttırdın. Mazotun fiyatını %100 arttırdın. Kime yetişecek bu para? Köylü tarlasını süremiyor. Bak bunlara dedik ki yahu etmeyin, eylemeyin, mevsim geldi. Köylünün tarlasını süremiyor, gübresi yok ise, mazot alamıyorsa köylüden para isteme, aç kalacağız, aç. Ya fişten yap bu işi, fişten. Köylü gelsin mazot alsın kullansın, gübreyi alsın kullansın, bunlar yenmez, içilmez, tarlaya gidiyor bu. Sonra ekim meydana geldikten sonra ekinden bu bedelleri mahsup et. Ama parası olmadığı için ekine mani olma. Bak memlekette traktör yok şimdi. Bu traktörler için hepiniz tabii televizyonda gördünüz. Sanayi Bakanı geçen hafta Konya traktör fabrikasını gezdi. Burada 100.000 motor yapacağız diyor. Milli Gazete'nin yazarı da evvelki akşam açık oturumda kendine sordu, gördünüz. Bakan Bey dedi, vaktiyle dedi Erbakan bu fabrikanın temelini atıp da 100.000 motor yapacağız dediği zaman sen inananlar grubundan mıydın, münkirler grubundan mıydın? Şimdi çıkmışsın 100.000 motor yapacağız diyorsun. Neredeydin şimdi? Siz yeni mi iktidara geldiniz? 50 seneden beri neredeydiniz? Motor mu yeni keşfoldu? Traktör mü yeni keşfoldu? Sizi gidi batı kulüpçüler sizi. Muhterem kardeşlerim, bunların bak 10.000 tane ithal edilmiş traktör var. Traktörler yapılmıyor. 10.000 tane ithal edilmiş traktör. Ya şu traktörleri siz satın al. Toprak Mahsus Ofisi satın alsın. Hangi köylü tarlasını sürdürecekse git sen sür. O tarladan ekmek çıkacak. 50 milyonun rızkı oradan geliyor. Traktör yok diye tarlalar ekilmeden kalmasın. Kim yapacak bunu? Bu idare ister. Bu Avrupa'dan borç dilenmekten başka iş yapmayan hükümetlerin yapacağı iş değil. Bu imanlı kadro ister. Bu millet işte aradığı idareyi bulamamanın ızdırabını çekiyor aziz kardeşlerim. Öbür taraftan memur ve işçi kardeşlerimizin halini görüyorsunuz. Şimdi bak biz fiyatları arttırıyoruz ama gelirleri de arttıracağız dedi. Hiçbir geliri de arttırmadı. Katsayı 25'e biz çıkarttık. Katsayı 25'e çıkartırken de bu hükümetle ne kadar boğuştuk görüyorsunuz. İlla 16'da kalacak, 22'de kalacak diye ısrar etti, etti durdular. Her şeyi %100 pahalılaştırdın. Dünyada pahalılık rekorları kırdın. Şampiyon oldun pahalılıkta. Şu fakir fukaranın derdine bir merhem sürsene. Hayır. Asla bu insafta değildirler. Şimdi bak asgari geçim indirimi. 6 seneden beri sürünüp duruyor. Ya bunları niye siz 110 maddelik kanunların içine saklıyorsunuz? Tek madde olarak getirin. İş yapacak adam böyle olmaz arkadaşlar. Ya siz bu fakir fukaranın hakkıdır, bunu inanıyorsunuz öyle mi? 2 saatlik iş bu ya. 2 saatlik iş yapacak adam için 2 saatlik iştir. Ah Cenab-ı Allah bize bir gün 250 milletvekili verecek de biz ne yapacağız gösterecek Cenab-ı Allah inşallah. Milli Selamet'in 250 milletvekili alması başka şeye benzemez. Cenab-ı Allah'ın kanunları değişmez. Hak gelince batıl sahil olur. Aziz kardeşlerim bak Allah'a şükürler olsun iklim şartları düzeldi. Evvelki hafta Bursa'daydık, İnegöl'deydik, Düzce'deydik. Aynı patlama Allah'a şükürler olsun orada da geliyor. Milletimiz bugün bu kadar tecrübeden sonra artık milli selameti deneyeceğiz deme karar almıştık. Ama bu karar İstanbul'un fethi kadar mühim bir karardır ha! Bu kararın şakası yok! Bu kararın şakası yok! O radyo açacak da Milli Selamet 250 milletvekili aldı diyecek. İki büyük devletin başkanı fütçeden yıkılıverir, yıkılıverir. Ne zannediyorsun sen? Ne zannediyorsun? Bu başka şeye benzemez.
ancak kudret kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır. Bu heyecanı içimizde duyuyoruz. 50 milyon şimdi bu istikbale doğru, bütün bu ızdıraplara rağmen böyle hayırlı bir istikbale doğru gidiyor çok şükür. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bakınız asgari geçim indirim. Yahu niye vergiyi bu fakir fukarada alıyorsunuz? Bu Adalet Partisi ile bu Halk Partisi'nin hiçbir farkı yok. Bunu iyi bilin. Bilmeyenlere de duyurun. 50 seneden beri oynanan oyuna son vereceğiz. Bak bunların ikisi de batıya bağlı. Ecevit geldi, IMF'ye teslim oldu. Kapı kapı borç dilendi, 22 ay böyle geçti. Bu geldi, bu da şimdi 4,5 aydır aynı yolda yürüyor. Birisi aşağı Saksonya diyor. Aşağı Saksonya defterdarı diyor. Para bulmak için yola çıktı. Şu memleketin acıklı haline bak diyordu Demirel evvelce Ecevit için. Şimdi de kendisi yukarı Saksonya defterdarını koşturuyor. Matöver dediğin kim senin ya? O da yukarı Saksonya defterdarı. Şu haline bak. Şu haline bak. Siz kendiniz ne yapacaksınız ya? Alman Maliye Bakanlığı borç için koşturuyorsun da sen kendin ne yapacaksın? Kendin elinde telefon, acaba veriyor mu vermiyor mu? Bu nasıl idare? Bu ne haldir? Bak bunların ikisi de batıya bağlı. İkisi de ortak pazarcı. İzmitli kardeşlerim, bir insanın kalbine Cenab-ı Allah zerre kadar hidayetten bir nasip verdiyse şunların ortak pazarcı oluşu şu milletin evladına her şeyi göstermeye yeter de artar bile. Ne demek ortak pazar ya? 50 milyonluk Müslüman bu milleti 1 milyarlık İslam aleminden kopartacak. 300 milyon Hristiyan potasının içerisinde eritecek. İşte ortak pazar dedikleri bunların bu. Bak geçen sene İstanbul Üniversitesi profesörleri bir açık oturum yap. Ortak pazar profesörlerini çağırdılar. Onlara dediler ki yahu siz bize artık yüz vermiyorsunuz. Bir Fransız profesör, İstanbul Üniversitesi profesörüne ne dedi biliyor musun? Arkadaş dedi, bana bakın yahu siz Hristiyan olmaya karar verdiniz mi? Siz Hristiyan olmaya karar verdiniz mi? İstanbul Üniversitesi'nin profesörler birbirlerinin yüzüne baktılar. Ne bakıyorsunuz birbirinizin yüzüne ya? Biz 10 tane Hristiyan Avrupa devleti bir araya geldik, tek bir devlet olacağız. Siz bizim aramızda ne arıyorsunuz? Siz Müslüman değil misiniz ya? Niye siz Müslüman ülkelerle ortak pazar kurmuyorsunuz diyor adam. Bak bu ortak pazar oyunların arkasında ne var? Sana İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın bir meclis toplantısından bir cümleyle duyurayım. Vazifem bu, vazifem, kardeşlik vazifem. Ortak pazar deyince bir ticaret meselesidir diye millet aldatmaya çalışıyor. Bak söyleyeceğime dikkat et. İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı, ta 1971'de Demirel katma protokolü imzalayıp da ortak pazara ikinci kademede girdik dediği günün ertesi günü meclisi topluyor. Zabıtlardan söylüyorum size. Arkadaşlar diyor, ben 40 küsur yaşındayım. Şimdiye kadar başımı yastığa hiç rahat koymadım. Bu memlekete bir gün şeriat gelecek diye ödüm patlıyordu. Ancak değil mi ki dün Demirel katma protokole imzayı koydu. İlk defa dün akşam başımı yastığa rahat koydum. Çünkü artık Avrupa'yla birleştik. Bir daha bu memlekete şeriat gelemez diyor. Aziz kardeşlerim, bunu niçin size duyurmayı bir vazife sayıyorum? Pazar pazar diye adını takmış, meseleyi ekonomik bir mesele gibi gösteriyor. Bu ekonomik mesele değil. Bu milletin 1000 yıllık tarihi, şu Müslüman milleti İslam aleminden ayırıp da yok etme meselesi. Ne işimiz var bizim Avrupa ile ortak pazar olacağız? Para kardeşimiz Müslüman ülkelerde, petrol kardeşimiz Müslüman ülkelerde, satacağımız malların pazarları onlarda. Biz niye kardeş Müslüman ülkelerle ortak pazar olmayacakmışız da elin gavurundan kucak kucağa girecekmişiz? 10 seneden beri ortak pazara gireceğiz dediğinde ne oldu? İşte bu hale düştün. Adam mallarının fiyatını arttırdı. Sen ihracat yapamıyorsun ama ithalatı onlardan yapmaya mecbursun. Kendini esir gibi bağlamışsın. Aziz ve muhterem kardeşlerim,
İkisi de ortak pazarcıdır ha. İkisi de hem AK Parti hem Adalet Partisi. İkisi de materyalisttir. Bunların ikisi de vergiyi fakirden alır. Bunların ikisi de krediyi zengine verir. İkisi de faizcidir. İkisi de israfçıdır. Bu sebepten dolayı vergiyi memurdan alıyor. Vergiyi işçiden alıyor. Vergiyi köylüden alıyor, esnaftan alıyor. Bugün 5000 lira alan bir memur bir işçiden 2000 lira vergi kesiliyor. İnsan çarpılır, çarpılır. Hanı, yalısı bulunan zenginin servetinden vergi almıyor. Vergiyi gelirden alıyor. Gelirden, servetten değil. İşte bu kapitalist sistemdir. İşte bu zulümdür. Bugün eline 3000 lira geçen bir insan nasıl geçinecek? Senin vergi diye aldığın 4 tane yavrusunun birisinin tabağına koyduğu 2 lokmalık yiyeceği ekmeğe vergi diye alıyorsun be hey zalim. Cenab-ı Allah zalimlerden hoşlanmaz. Onlara yaptığı muamele mazlumların önünde onu zelil etmektir. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bunun için dedik ki ilk adım gelin ya, bugün 8 bin lira 10 bin lira alan insandan vergi alınmaz. Hemen şu asgari geçim indirimi kanunu tek madde olarak 2 saatte çıkartalım. Bak bir aydan beri Adalet Partisi meclise girmiyor. Bir aydan beri. Ondan sonra arkasından bütçenin arkasından hadi çıkartalım dedik gene girmediler. Şimdi de Cumhurbaşkanı'yla meşguller. Fakir fukara ezik ezilip duruyor. Elbette Cenab-ı Allah yarın bunların hesabını sorar. Allah zalim olmaktan hepimizi korusun. Bunu bilerek bilmeyerek yapanlara da intibah versin. Onları da doğru yola, haklı yola getirsin. Haklarındaki duamız budur. Muhterem kardeşlerim, bakınız emekli kardeşlerimiz bugün geçinemiyor. Şunların ikramiyelerini 60 maaşa çıkartalım dedik. Neden? Vaktiyle 30 maaşken emekli olan bir insan bir apartman dairesi bir de otomobil alırdı 30 maaş ikramiyeden. Şimdi 60 maaştan bir oda alamazsın. Bir oda en küçük daire çıkmış 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon liraya bir daire satılıyor. Nasıl bu millet çoluğunu çocuğunu bayındıracak bir daire sahibi olacak? Şunu 60 maaşa çıkartalım. Şimdi bak biz bunları hep söylüyoruz. Ama bu TRT var ya, bu TRT bunların hemen tek tarafını söylüyor, öbür tarafını söylemiyor. Ya bu Erbakan hep verelim diyor kardeşim, verelim ama nereden alıp verelim? Bak sana ben alınacak yeri söylüyorum ama senin işine gelmiyor. Ben sana diyorum ki bak faiz masrafa yazılmasın. Aylardan beri, 6 aydan beri orada sürünüp duruyor. Esnaf düşünün ya, Allah'tan korkun. Esnaf şimdi defterini tutturmak için muhasebeciye verdiği para kadar kendinin parası yok adamcağızın. Şimdi ne oldu? Şimdi bak iki dönüm tarlası olan insan bu yeni fiyatlara göre hepsi defter tutacak. Hepsi, her köylü defter tutacak. Şimdi Trakya'da ayçiçeği ekenler, buğday ekenler hepsi deftere girdi. Hepsi deftere. Şu geçtiğimiz Şubat ayında pahalılık rekor kırdı. Sayın Demirel işe başlarken bak aynen şu ifadeyi kullanıyor. Arkadaşlar düşünün diyor. 60 seneden beri Cumhuriyet Devleti 60 seneden beri para basmış 75 milyar lira para basmış. Bu Ecevit 22 ayda 105 milyar daha para bastı. Bu ne insafsızlık diyerek oturdu o sandalyeye ya. Şimdi 4 ay geçti. 4 ayda da kendisi 30 milyar lira, 4 ayda 30 milyar lira karşılıksız para bastı. Bu ne perhiz, bu ne turşu? Ona gelince söylüyorsun, kendin ne yapıyorsun? 30 milyar para bastı, 3-5 tane zengine kredi olarak dağıttı bunları. Ama Pancar köylüsünün 8 milyar lira geçen seneden beri nafakası olan borç ödenmedi. Parayı basıyor, özel sektörün bir kısmına kredi diye veriyor. Köylüyü düşünen yok, fakir fukarayı düşünen yok. Ondan dolayı bu felaketlerin içerisine gelip düşülmüştür aziz kardeşlerim. Bu sebepten dolayıdır ki işte bunların hepsi görüldü. Şimdi hakta toplanacağız ve Cenab-ı Allah yardımcımız olacak. Bu dertlerden el birliğiyle kurtulacağız inşallah. Bak her gün
PTT hat bakıcı kardeşlerimizden binlerce telgraf alıyoruz. Hocam Allah razı olsun. Bizim kıdem tazminatımızı, yıpranma tazminatımızı, kanunları verdiniz. Bizimle alakadar oluyorsunuz. Sizden başka bizimle uğraşan yoktu. İşte bu demir yolcu kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Bizim yıpranma tazminatımızı, bize yapılan haksızları düzeltmenin kanun tekliflerini siz verdiniz. Size müteşekkiriz diyorlar. Aziz kardeşlerim, her gün esnaftan, köylüden binlerce telgraf alıyoruz. Binlerce. Bu bulunduğumuz günlerde 50 milyon memleket evladının teveccühü milli selametin üzerindedir. Ancak aziz kardeşlerim, tabii bütün bunları çözmek için çalışmak vazifemiz. Ama niye musluk bizim elimizdeyken bu musluğun suyunu yanlış yere açıyoruz da sonra su bulacağız diye çırpınıp duruyoruz? Niye oy verirken bunları düşünmüyoruz? Oy verirken hep şunları söylemedim mi? Ey aziz kardeşlerim, bu yanlış zihniyetli batıl partilere oy verirseniz anarşiden şikayet etmeye hakkınız olmaz. Yokluktan, kıtlıktan, pahalılıktan şikayet etmeye hakkınız olmaz. Teplerinizi açın, dinleyin. Şimdi hocam bu dertlerden nasıl kurtulacağız? Ben mübarek vaktiyle oyunu verirken aklın neredeydi? Vaktiyle oyu verirken aklın neredeydi? Sen oyu verirken ya Rabbi ben belamı istiyorum. Ben anarşi istiyorum. Ben kıtlık istiyorum diyorsun. Cenab-ı Allah da bunu istiyorsan al bakalım diyor. Ondan dolayı kendimizi düzelteceğiz. Ondan dolayı hakka döneceğiz. Bakınız ey İzmitli kardeşlerim, bunları konuşuyorum ya. Bir noktayı apaçık hepinizin dikkatine sunuyorum. Bunları konuştuğum için zannetmeyin ki keramet milli selamettedir. Keramet hakka bağlanmaktadır. Hakka bağlanmaktadır. Hak yol kimsenin insarında değil, kimsenin malı değil. Kim ona sarılırsa o saadet selamet bulur. Batılda yarışacağına şu milletin evlatları keşke hakka bağlanmakta yarışsalar. İşte onun için bunları söylüyoruz. Onun için bunları konuşuyoruz. Bu sebepten dolayıdır ki Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği şu güzel günde sizlerle dertleştikten sonra sözlerimi iki tane duayla kapatıyorum İzmitli kardeşlerim. Dualarımdan bir tanesi şudur. Ya Rabbi şu aziz milletin evlatlarına sen en kısa zamanda şu ızdıraplardan kurtuluşu nasip et. Ya Rabbi sen bu milletin evlatlarının arasına 50 milyonun kalbine düşmanlık ve anarşi koyma. Ya Rabbi sen bu 50 milyonun kalbine muhabbet koy. Kardeşlik koy, 50 milyonu tek bir vücut, tek bir kalp yap. Amin. Ya Rabbi sen bu milletin evlatlarına hepimize hakkı hak olarak göster, batılı batıl olarak göster. Hakkı tutmayı nasip et, batıl batıl olduktan sonra hiçbirinin farkı yok, hiçbirinden hayır gelmez. Hepsinden kaçınmayı bize nasip et. Şu aziz milletin evlatlarının hepsini hak yolda topla. Tarihteki şerefli yerini bu millete en kısa zamanda yeniden nasip et. Amin. Ya Rabbi sen şurada bulunan kardeşlerime dert yüzü gösterme. Amin. Ya Rabbi sen bizi belayla terbiye etme. Amin. Biz senin kulunuz, aciziz, hatalıyız, kusurluyuz. Sen bize affınla muamele et. Sen bize rahmet et. Şu milletin şehitleri yüzüsü hürmetine bu milleti yeniden tarihteki yerine en kısa zamanda oturt. Bu duayla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm kardeşlerim.